Herkese selamlar arkadaşlar. Osmanlı Devleti gerileme dönemiyle karşınızdayız. 1. Mahmut döneminde kalmıştık. En son 3. Ahmet Baya Devleti döneminden başlamıştık. Gerileme dönemi içinde soru gelme şansı yüksek olan yerlerden bir tanesi arkadaşlar Baya Devri. Umarım anlamışsınızdır. 2. Mahmut'a bakalım. 2. Mahmut 1730-1754 yaklaşık 24 yıl tahta kalmış. İlk kez askeri ıslahat yapmış arkadaşlar. Batı tarzında ilk kez askeri ıslahat yapan padişahımız 1. Mahmut'tur. Dikkat edelim. Batı'dan bir uzman getiriyor. Comte de Bonnevol. Humbaracı Ahmet Paşa ismini almış. Bonnevol'a getiriyor. Humbaracı Ahmet Paşa ismini alıyor. Bu da askeri ıslahattır. Önemlidir. Yine Batı tarzında ıslahat edilen ilk kurum ise Humbaracı Ocağı'dır. Zaten Humbaracı Ocağı'ndan Humbaracı Ahmet Paşa ismini almıştır. Comte de Bonnevol arkadaşlar, unutmayalım. Yine ilk teknik olan okul olan Hendishane'yi açıyor. Demek ki Mahmut döneminde bilmem gereken 4 tane olay var. Askeri ıslahat, uzman gelmiş, yabancı uzman Humbaracı Ahmet Paşa ismini almış. Humbaracı Ocağı ıslahat edilmiş. İlk teknik okul olan Hendishane'yi açmış arkadaşlar. Genelde askeriyle alakalı olarak yapılan değişiklikler 1. Mahmut dönemi diyebiliriz. Zaten en çok askeri alanda yapılan dönem diye bahsetmiştik. 3. Mustafa ise 1757-1774 yılları tahta çıkıyor. Batı'dan ise Comte de Bonneval gelmişti 1. Mahmut döneminde. 3. Mustafa ise Baron de Tütü getiriyor uzman olarak. Ehsam sistemini getiriyor yine. Ehsam sistemi iç borçlanmadır. Yani borçlanma gibi düşünün. Gidiyorum, borçlanıyorum. Devlet borçlanır mı işte? Borçlanmaya başlamış. Durum iyi değil. Geriliyoruz arkadaşlar. Durakladık, gerileme dönemine gidiyoruz. Surat Topçuları Ocağı'nı kurmuş. Sadrazamı Koca Ragıp Paşa'dır. Bakın arkadaşlar, 1. Mahmut'ta 4 tane madde var. 4'ü askeriyle alakalı. Burada ise yine Baron de Tüt uzman askerlikle alakalı, Surat Topçuları askerlikle alakalı, Sadrazamı Koca Ragıp Paşa bilgi, Esamı Senet ise iç borçlanma, askeriyle ilgili değil. Daha çok 3. Mustafa'da askeriyle ilgilenmiş. 4. Padişahımız 1. Abdülhamit 1774-1789 yaklaşık 15 yıl tahta kalmış. Mühendishaneyi Bahr-ı Hümayun'u kuruyor. Ehsam sistemini uygulamaya koymuş. İstiham okulunu açmış. Cülüş başlığını kaldırmış. Yine bu da 4 madde. Hocam hep mi 4? Değil arkadaşlar, tesadüfen oluyor. Ben çünkü daha önemlilerini, soru gelme şansı yüksek olan yerleri paylaşmaya çalışıyorum. Burada da yine Bahr-ı Hümayun İstiham okulu askeriyle alakalı. Ehsam sistemi ekonomiyle alakalı, cülüş başçısı da yine askerlikle alakalı ama dağıtılan başçı ortadan kaldırmış. Yani bir yerine kurum açılmamış. 3. Selim bizim için önemli olan, 3. Ahmet kadar önemli, benim gözümde 3. Ahmet'ten de daha önemli işler yapmış. Çünkü Osmanlı döneminde kısa sürede 89-1807 yaklaşık 18 yıl içinde radikal yönde ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Radikal yönde, her yönden radikal aldığı kararlar ve bu ıslahatlara Nizam-ı Cedid adı veriliyor arkadaşlar. Yapılan ıslahatlara Nizam-ı Cedid adı verilmiş. Radikal yönde yapan ıslahatlar ilk Osmanlı padişahıdır. O yüzden önemlidir. Peki ilk kalıcı elçilik nerede açılmıştı? Paris'te geçiciydi. Burada ise kalıcı. Dedim ki kalıcı ile geçici arasındaki farkı bilmem lazım. Bilemezsem soru gider. O yüzden önemli. Paris'teki geçici 28 Mehmet Çelebi. Burada ise kalıcı olan Yusuf Aga Efendi Londra'da. Dikkat arkadaşlar, bakın kalıcıyı yine koyu harfle yazmışım. Rapor demek layiha. Arkadaşlar demiş gelin ya siz. Bakın bir sürü kişi öldü. Gençler katlediliyor. Savaşları kaybediyoruz. Ya niye böyle oluyor? Niye sıkıntı yaşıyoruz? Niye biz geriliyoruz? Niye duraklamadan gerilemeye geçtik? Niye biz tekrar yükselme durumuna geçemedik?
Vites 5'ten 4'e 3'e düştü. 2'ye düştü. Niye biz 3'ü 4'e tekrar takamıyoruz? Gel gel bana bir rapor çıkar. Lahya rapor demek. Ya bu ülkeyi nasıl kurtarırız? Nasıl olursa nasıl olur gibi bir rapor istemiş. Olayın aslı bu. Rapor değil, lahya gelirse şaşırmayın. Yani kurtuluş reçetesini hazırlamış. Nasıl yaparsak nasıl olur gibi arkadaşlar. Mantığı bu. Matbaayı amire dedim ki devlet matbaası. Orada özel matbaa vardı. Burada devlet matbaası oldu. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi'nin çıkardığı matbaa. Arkadaşlar diyorum, boşuna söylemiyorum. Bazı arkadaşlar kızıyordur. Hocam aynı şeyi 4 defa söylüyorsunuz papağan gibi diye. Arkadaşlar siz de söyleyin. 5 defa, 6 defa söyleyin. Çünkü oradaki matbaa özel, buradaki devlet matbaası. Oradaki elçilik geçici, buradaki kalıcı. Ne kadar çok söylersen, 3. Ahmet bakın 3 ile başlıyor, 3. Selim 3 ile başlıyor. İkisi de gerileme döneminde karışabilir. O yüzden çok söyleyelim ki aklımızda kalsın. Videoyu durdurun, tekrar izleyin. Durduktan sonra tekrar kağıda yazın. Kağıda yazdıktan sonra dosyanız varsa A4 şeklinde odanızda asın. Aklında kalsın. Çünkü Osmanlı Devleti'nde duraklama döneminden soru gelir mi? Gerilemeden mi gelir? Daha çok gerilemeden de gelebilir. Gelirse de 3. Ahmet, 3. Selim önemlidir. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. Bakın çıkmış soruları açın. 3. Ahmet'ten gelmiştir. Laya Devri'nden gelmiştir. 3. Selim'in yaptığı ıslahatlardan gelmiştir. Yani boşuna söylemiyoruz. Bu tabi TYT ve AYT için de geçerli yine. Bir soru geliyor. O yüzden kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Yine çok konuştum. Evet, 3. Selim'in ıslahatları devam ediyor. Mühendishaneyi Berr-i Hümayun'da kurmuştur. Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştur. İraç-ı Cedid hazinesini kurmuştur. Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak için de İraç-ı Cedid hazinesini kuruyor. Yani orduyu kurmuş, hazineyi de İraç-ı Cedid adında kurmuş. İşte bu raporlar, lahiyelerin faydası. Diyor ki Yeniçeri'yi ortadan kaldırmamız lazım. Nizam-ı Cedid ordusunu kurarak bunun önüne geçmiş. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İraç-ı Cedid hazinesini kurmuş. Levent ve Selim'i yakışlıları yapıyor. Yine Fransızca zorunlu, ilk yabancı resmi dil ilan edilmiştir. Detay. Kabakçı Mustafa İhsan ile sona ermiştir. Patronu Halil İhsan'ı 3. Ahmet'in sonunu getirmiştir. Kabakçı Mustafa İhsan'ı 3. Selim'in sonunu getirmiştir. Bakın, patrona Halil P ile başlıyor. Kabakçı K ile başlıyor. Demek ki PP'yi yakaladım orada. Demek o dönem Laya Devri. 3. Selim ise Kabakçı ile başlamış. Bu ayrımı yaparsam 3. Selim'in de 3. Ahmet'in hangi dönemiyle sona erdiğini bilirim. Boşuna 2P'yi oraya yazmadık. Bu da farklı bir nokta. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şifremiz Kırım elimizden kaydı. Kırım elimizden kaydı, evet. Şifremiz bu. Boşuna bu kaydıyı ben az önce Kırım'ı anlatırken, küçük kaydı anlatırken söylemedim. Yani boşuna söylemiyoruz. Birinci olarak küçük kaynarca 1773'te Kırım bağımsız olacaktır. Kırım'ın gitme sürecinden bahsediyorum şu an. Şifremiz Kay. Aynalı Kavak tenkiknamesi yani düzeltmesiyle 1779 yılında 5 yıl sonra Şahin Giray'ın Kırım Hanı olmasına Osmanlı onay vermiştir. Elim aktif. Kırım bağımsız. Vermese yine bir savaş çıkar. Farklı şeyler olabilir mi? Olabilir. O anki durumu bilemeyiz. Aynalı Kavak, ikinci olay, Şahin Giray, Kırım Hanı. Yaş anlaşması ise 1792'de Kırım artık Rusya'nındır. İşte Kırım'ın elimizden kaymanın kronolojik sırası. Soru gelebilir mi? Gelebilir. İşte Kırım elimizden bu şekilde kayıp gitti arkadaşlar. Siz de Kırım'ı elimizden kaydı diye böyle kodlarsanız akılda kalır, soru kaçırma şansınız sıfırdır arkadaşlar. Peki gerileme döneminde biz bunları yaparken Batı ne yapmış? Burada amaca ulaşmak için her türlü önleme başvurmaya makyavelizm denir. Makyavelizm budur arkadaşlar. Detay bir sorudur. Yani denge siyaseti izliyoruz. Ben onunla kankiyim, öbürü onunla kanki. Ve onunla kankiyken düşman oluyorum. Öbürü onunla kankiyken düşman oluyor.
Bir bakmışsın düşmanla bir araya gelmiş. Bunu anlatıyor Makyavelizm. Denge siyaseti gibi. Osmanlı yapmadı mı? Yaptı. Savaştığımız devletler, şifremiz Riva. Varildi duraklamada. Burada Riva. Riva ne? Riva, Galatasaray'ın Riva tesislerinde bilmem ne bir şey diyorlardı. Galatasaray'ın Riva dinleme tesisi mi vardı, Riva projesi mi vardı? Tam detayını bilemeyeceğim şu an. Riva arkadaşlar bizim şifremiz. Yani Rusya, İran, Venedik, Avusturya. En çok uğraştığımız Rusya, Avusturya. Rusya, Avusturya. Bu sefer R'yi ve A'yı alıyorum arkadaşlar. Bu da duraklama döneminde savaştığımız devletlerden biridir. Yerleme döneminde savaştılarımızdan bir tanesidir diye soru gelebilir mi? Gelebilir. Riva'yı bilirsem, Galatasaray arkadaşlar tamam şanslı da diğer takımlar da üzülmesin. Yani burada şifremizden dolayı böyle bir şey yaptık. Yani futbolda şu an işimiz yok. Fransa'da alınabilir. El Arish, Napolyon ekleyebiliriz ama o sorunda oluyor. Daha çok Riva bizi ilgilendiriyor ama Fransa'yı da koyarsanız Rivaf diye kodlayabilirsiniz veya Riva artı Fransa diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde çünkü Riva'yı koyacak 5. şıkkı Fransa değil, başka şık koyabilir. Mesela İngiltere diyebilir, Rusya, İran, Venedik, Avusturya ya da Fransa'dan koyup başka seçenek koyabilir. Çünkü seçenek çok olduğu için soru gelme şansı yüksek. Evet, Batı'da Fransa ne yapmış? Devam ediyoruz. Fransa 7 yıl savaşlarını kaybediyor. 1789 yılında Fransa ihtilali yaşanıyor ve Mısır için bile saldırmıştı. Ondan bahsetmiştik. Avusturya ise kankası Rusya ile işbirliği yapıyor. Rusya ise Karadeniz'e inmek istiyor. Boğazları alacak, Akdeniz'e inmek istiyor. Balkanlarda Slav birliğini kurmak istiyor. Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılmak gibi Rusya'nın projeleri, düşünceleri var. Ve Dakya Grek projeleri de yine projelerinden birkaç tanesi. Evet, slaytımız bitti, bölümümüz bitti, dördüncü bölümde bitti. Hemen bir şöyle hızlandıralım. Özellikle şu Riva, Rusya, İran, Venedik, Avusturya dikkat ediyoruz. Fransa'yı da alabiliriz. Fransa, Avusturya, Rusya, bakın İran'dan çok bahsetmemişim. Venedik'ten çok bahsetmemişim. Avusturya, Rusya ile işbirliği yaptığı için çok önemli değil. Burada önemli olan Rusya'ya dikkat edin arkadaşlar. Karadeniz'e inmek istiyor. Biliyorsunuz zaten sıcak denizden Akdeniz'e inmek gibi düşüncesi var. Balkanlarda Slav birliğini kurmak istiyor. Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılacak. Dakya ve Grek projelerini de hayata geçirmek istiyor arkadaşlar. Gerileme döneminin son videosu, 4. video. Bundan sonraki dönemimiz dağılma dönemi arkadaşlar. Yavaş yavaş Osmanlı döneminin sonuna geliyoruz. Dağılma döneminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.